akşamlar. Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugünden itibaren Kanal 13'ün yayımından ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izleyeceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'de Türk askerlerine yapılan saldırı şiddetle kınayarak Esed rejimi, Rusya ve İran saldırılarına son vermeleri ifadesini kullandı. Yapılan saldırıyı aşağılık ve utanmaz olarak tanımlayan ve Amerika Birleşik Devleti'nin Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayan Pompeo, hayatını kaybeden Türk askerler için Türkiye Devleti'ne taziyelerini gönderdiklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıyı mümkün olan en şiddetli şekilde kınadıklarını bildirdi. Saldırılarının sona ermeli olduğunu vurgulayan Pompeo, ayrıca Esed rejimi ve destekçilerini İdlib'deki sürdükleri saldırıları durdurmaya çağırdı. Esed rejimi, Rusya, İran rejimi ve Hizbullah'ın bu eylemleri Suriye'nin kuzeyinde ateşkesin sağlanmasını doğrudan engellediğini de belirtti. Saldırıların sona ermeli olduğunu ve insana erişimin sağlanmasını vurgulayan Pompeo, ayrıca Birleşik Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi bir çözüm geliştirmeli olduklarını söyledi. Bununla beraber Amerika Birleşik Devletleri olarak rejim ve Rus vahşetini önlemeye ve İdlib'deki insani acıyı hafifletmeye çalışmak adına Türkiye ile irtibat içinde olduklarını bildiren Pompeo, Türkiye'ye destek olmak adına seçenekleri gözden geçireceklerini de belirtti. İdlib konusuyla devam ediyoruz. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinanoğlu yaptığı açıklamasında Türkiye'nin savaş istemediğini ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyeceğini vurguladı. Bugün Birleşik Milletler Güvenliği Konseyi Amerika, Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti'nin talebi üzerine İdlib'deki artan gerginliği görüşmek üzere acil toplandı. Feridun Sinanoğlu, Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, dün İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiğini, hava saldırılarının düzenlediği sırada radar görüntülerinde rejim ve Rus uçaklarının kol uçuşu yaptığını ve Türk kuvvetlerinin o bölgede yalnız olduğunu ve kasıtlı hedef alındığını belirtti. Türk konvoyunun nerede olduğuna dair öncesinden Rus güçleriyle yazılı bir şekilde koordinasyon yapılması ve ilk saldırının ardından derhal uyarıda bulunmasına rağmen hava saldırılarının devam ettiğini belirten Sinanoğlu, yaralı askerler için gönderilen ambulansların bile hedef alındığını söyledi. Türkiye'nin Rusya ile diyaloğa devam ettiğini ve hatta bu alçakça saldırının gerçekleştiği gün Rusya'dan bir delegasyonun Ankara'da olduğunu kaydeden Sinanoğlu, Rus tarafına Türklerin daha gözlem noktalarını terk etmeyeceklerini ve askeri takviyelere devam edeceklerini iletti. Bu konu ile alakalı Azerbaycan'la Türk askerlerine yardıma gider misiniz diye soru yönelttik. Bakalım Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu soru ile alakalı neler belirtiyorlar? Savaşan Türk askerlerimize yardım etmek için gider miydiniz? Tabii ki de giderdim. Yani. Neden giderdiniz? Neden olmasın ki yani sonuçta iki devlet bir millet diyoruz yani. İki devlet olmasaydık da gene de gider miydiniz? Elbette giderdim. Peki teşekkürler. Sen gider miydin? Giderdim. Peki neden giderdin? Onlar da insan. Biz de insanız. Yardım etmek lazım. Elbette giderdim. Peki neden giderdiniz? Türkler Azerbaycan var birbirlerine boş yere kardeş demirler. Kardeş olmasaydık gider miydiniz? Bak onu geri samimi cevap vermek istemiyorum. Belki de gitmezdim. Neden gitmezdiniz peki? Kardeş olmadığımız için. Sonuçta hani bir askerin yardıma ihtiyacı var mesela. Gene de gitmez miydiniz kardeş olmadığımız için? O asker Ermeni askeri de olabilir. Onu gitmeliyim bile çıkıyor. Elbette giderdim. Neden giderdiniz? Ne imkanım var kömek ederdim. Savaşır mıydınız peki? Ben bu yaşta savaşmak ama ne imkanım var ben kömek ederdim. Yani destek olardım Türk arkadaşlar. Bir sebebi var mı peki? Sebep biz kardeşiz. Biz bir milletiz. Kardeş olmasaydık da gider miydiniz? Kardeş olmasak gitmezdim. Neden gitmezdiniz? Ben hakkımı müdafiye ederim. Giderim. Peki neden giderdin? Son Türk'tü de ne de olsa Türk'tü. Biz de Türk'ü, onlar da Türk'tüler. Peki sen mi peki? Elbette. Neden giderdin? Ya biz de olsa Türk'ü de birine. Bence giderim. Peki neden giderdin? Çünkü kardeş devletimizdi. Yani iki devlet bir milleti. Yani Türk de olsa yani Türk'ünle giderim. Kardeş devleti olmasaydık da yerinde gider miydin? Bence giderim. Çünkü biz Türk'üz.
Mən gedərdim, ancaq indi mənim vaxtım deyə yox. Böyle cavan oğlanlar... Peki neden giderdiniz? Dövüşmeye giderdim de. Savaşırdınız yani? Beni götürmezler axı. Götürseler. Diyerler ki kocaları salmışız ortalığa. Götürselerdi beni. Rusya mahana aktarır ki Türkiye'den dabaylasın. Giderdim. Peki neden giderdiniz? Türkiye bizim öz devletimiz. Çünkü onlar bizim kardeşimiz yani. Bir devlet, bir millet, iki devlet ise gitmeliyiz. Peki gittiğinizde ne gibi hisler geçirdiniz? Ya, bizim için kahramanlık. Çünkü kardeşimize kömeklemeye gidirik. Giderdim. Neden giderdiniz? Çünkü kardeş. Kardeş. Peki ne hisler geçirdiniz giderseniz? Nece yani? Oraya gittiniz savaşmaya, ne gibi hisler geçirdiniz? Dost, kardeş. Kardeş sunamıyor yeder de. Tabii ki. Neden giderdiniz? Mesela gitseniz ne gibi hisler geçirirdiniz? Yardım ederdim. Elimizden ne yaparız? Ne gelirse yapacağız. Mesela savaşır mıydınız? Savaşma... Hayır. Yok. Yok. Neden savaşmazdınız? Yardım etmeye yok. Gidiyorsunuz. Edecek savaşma yok. Peki neden bir sebebi var mı sizin için? Sebep... Yok. Ben giderim. Çorum'da yeni tip koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı hastanede izolasyon odasına altından bir kişiye yapılan testlerin sonucunda negatif çıktığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada Çorum'da koronavirüs vakası görüldüğüne dair bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi. 27 Şubat'ta boğaz ağrısı şikayetiyle Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bir hastanın başvurulduğu kayıt edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada hastanın daha önce koronavirüs vakası olan bir ülkeye seyahatte bulunduğu öğrenilmiş, yapılan acil tetkikler neticesinde yakın takip ve tedbir amacıyla hastaneye yatırılarak tedavisine karar verildiği belirtilmiştir. Hastadan alınan koronavirüs testi negatif gelmiş, dolayısıyla hastanın taburcu edilmesine karar verilmiştir. İlimizde endişe edilecek herhangi bir durum olmadığını, gerekli tüm tedbirlerin alındığını da vurguladı. Şimdilik bu kadar. Kanal 3'ü izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum.